Alışveriş merkezleri. Alışveriş merkezlerinin açılması erken miydi sorusundan sonra şimdi havada az önce verdiğimiz haberle birlikte asılı mı kalacak virüs havadan da bulaşır mı konusuyla birlikte kapalı ortamlarda en fazla tedbir gerektiren konu klimalar. Bununla ilgili bir düzenleme var. Hemen bir alışveriş merkezine gireceğiz. Murat Karataş bizi bekliyor. Nedir o düzenleme aktaracak bize? Osman Girgin 11 Mayıs'taki normalleşmeyle birlikte bilindiği gibi alışveriş merkezleri yeniden hayatımıza girmişti. Ve evet alışveriş merkezleri açılıyor ancak erken mi açılıyor acaba biraz daha geç mi açılsa gibi çeşitli sorular da gündemdeydi. İşte alışveriş merkezlerinin kullanımının daha güvenli hale gelebilmesi için çeşitli önlemler tedbirler de alınıyor. Bu kapsamda il Hıfzı Sıha Meclisi önceki akşam bir toplantı gerçekleştirdi ve burada alınan bir takım kararlar var. Ve bu kararlar bütün AVM'ler tarafından da uygulanacak. Öncelikle tabii dikkat çeken detay alışveriş merkezlerindeki havalandırma sistemleri. Söz konusu havalandırma sistemlerinin kesinlikle iç ortam havalandırması kullanılması istenmiyor. Yine aynı şekilde kapı girişlerindeki havalandırma perdeleri kesinlikle çalıştırılmayacak, kullanılmayacak. Tabii bunun amacı eğer ortamda bir virüs varsa o virüsün bütün alışveriş merkezine dolaşmaması. Aslında şu an biz Gazi Osman Paşa'da bile alışveriş merkezindeyiz. Buradaki alışveriş merkezinde zaten havalandırmaya ihtiyaç yok. Şu an bulunduğumuz nokta doğal olarak havalanıyor. Aslında işte bu açıdan da benzer alışveriş merkezleri bu açıdan önemli. Ancak tüm alışveriş merkezlerinin geneline baktığımızda havalandırma konusunun önemli olduğunu söylemek mümkün. Bu arada sadece havalandırma konusu değil, alışveriş merkezinde özellikle kullanılacak asansörlere de bir sınırlama getirdi. İhtiyacı olmayanlar, özel durumu nedeniyle ihtiyacı olmayanlar söz konusu asansörleri kullanmayacaklar. Kullananlar da aralarına mutlaka 1-1,5 metrelik sosyal mesafe kuralına uygun mesafeyi bırakmak durumunda kalacak. Alışveriş merkezlerinin restoranları, kafeleri açık olacak elbette. Ancak sadece gel al siparişleri için çalışacaklar ve siparişini almak için bekleyenler de yine aralarında o sosyal mesafe kuralına uygun açıklığı bırakmak durumunda kalacaklar. 1,5-2 metrelik o mesafeyi bırakmak durumunda kalacaklar. Yine söz konusu toplantıda alınan dikkat çekici bir başka karar. Her kaymakamlık bir özel bir heyet kuracak. Bu heyetin içerisinde makine mühendisleri de olacak, halk sağlığı uzmanları da olacak ve bu uzmanlar ilçedeki alışveriş merkezlerini dolaşıp denetlemelerini yapacaklar. Yani alınan kararlara, verilen bu kurallara uyulup uyulmadığını söz konusu bu heyet dolaşarak, gezerek denetleyecek ve yerinde görecek. Dediğimiz gibi makine mühendisi de olacak o heyetin içerisinde. Bir halk sağlığı uzmanı da olacak. Tabii makine mühendisinin orada olmasının en önemli nedeni az önce de sözünü etmiştik, havalandırma. Aslında alışveriş merkezleri açıldığından beri üzerinde en çok durulan nokta bu. Havalandırma nasıl olacak, nasıl olmalı sorusu. İşte tüm bunlara dair İl Hıfzı Sıha Kurulu'nun yaptığı toplantıda alınan kararlar işte böyle. Teşekkür ediyoruz. Murat Karataş alışveriş merkezlerindeki durumu aktardı bize. Hava önemli, artık bununla ilgili de tartışma.